soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri nelerdir M 161 Maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilke Cumhuriyet Savcısının, 160 NCI maddede belirtilen amaca ulaşmak üzere her türlü araştırmayı yapabilmesidir. Bu amaçla Cumhuriyet Savcısı, 160 NCI maddede gösterilen sonuçlara varmak amacı ile bütün memurlardan ve kamu hizmeti yapmakla görevli olanlardan her türlü bilgiyi isteyebilecektir. Cumhuriyet Savcısı, adli görevi gereği, mensup olduğu mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıktığında, o yer Cumhuriyet Savcısından söz konusu işlemi yap yapmasını isteyecektir. Soruşturma evresi gerçeğin araştırılması amacıyla gerçekleştiren işlemlerden oluşmaktadır. 160 NCI maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere bu araştırmalarda yetkili o yer Cumhuriyet Savcısıdır. Maddenin ikinci fıkrası, soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcılığı ile kolluk ilişkilerini düzenlemektedir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcılığı bakımından karşılaştırmalı usul hukukunda değişik sistemler vardır. Esas itibarıyla kolluğun araştırmaları yürütmesi, kolluk ile savcılığın iştirak halinde soruşturmayı yürütmeleri, kolluğun soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcılığına bağlı olması. Tasarının kabul ettiği sistemde kolluk soruşturma işlemlerinin yürütülmesinde Cumhuriyet savcısının emrindedir. Bu sistem çerçevesinde fıkra şu esasları koymuştur. Kolluk amir ve memurları Suçun işlenmesi nedeniyle el koydukları olayları, yakalanan kişileri uygulanan tedbirleri hemen Cumhuriyet Savcılığına bildireceklerdir. Cumhuriyet Savcısının, adliyeye ilişkin yazılı ve ivedi hallerde sözlü ve kolluk amirinin de haberdar edildiği, emirlerini derhal yerine getireceklerdir. Cumhuriyet Savcısının yazılı emri üzerine yakalanan kişileri, olayın şüphelisi veya tanıkları belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunduracaklardır. Aynı surette yapılan işlemlere ilişkin evrak da hazır bulundurulacaktır. Maddenin 5. fıkrasında, adliye ile ilgili olarak kanun dairesinde kendilerinden istenen işlerde ve görevlerinde ihmal veya kötüye kullanmaları görülen memur ve kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya soruşturma açılacağı açıklanmış ve vali ve kaymakamlar müstesna, bunlar hakkında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir, kolluk amir ve memurları hakkında da aynı esas uygulanacaktır, kolluk amirleri hakkında hakimlerin görevinden dolayı, tabi oldukları muhakeme usulünün uygulanacağı yolundaki 1412 sokaknın 154. EMD sinin 5. fıkrasına maddede yer verilmemiştir. Bu durum karşısında kolluk amirleri hakkında adli görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan 100. savcılığınca doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir. Ancak görevde yetkiyi kötüye kullanma veya savsama suçlarının oluşabilmesi için kolluk amir ve memurlarına veya diğer memurlara görevin yasa tarafından verilmiş bulunması, istenilen hususların ve ve verilen buyrukların, yasa dairesinde olması şarttır, kanun tarafından verilmeyen bir işi yapmamak ya da kanun dışına çıkılarak istenilen bir hususu, yerine getirmemek suç oluşturmaz, adli görevleriyle ilgili suç işleyen vali ve kaymakamlar hakkında 4483 S.Y. kanun hükümleri uygulanacaktır. Maddenin son fıkrasında, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Ancak soruşturma, kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılacaktır. Kovuşturma da aynı yerdeki görevli mahkemede yapılacaktır. Adı geçenlerin kişisel suçları ağır cezalı ise ve suçüstü olarak işlenmişse o zaman kanunun genel hükümleri uygulanacak, bu istisna hükmü uygulanmayacaktır. Avukat Saim İNCEK Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi